Evet arkadaşlar, üreticiler konusunda üreticilerin, pillerin seri bağlama, düz bağlama, ters bağlama, paralel bağlamalarını, potansiyel farklarını bulmayı öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Evet, üreteç nedir arkadaşlar? Üreteç bir devrede bir yükün dolaşması için gerekli enerjiyi sağlayan pildir, bataryadır arkadaşlar. Üreteci biz gördüğünüz gibi epsilon sembolüyle gösteriyoruz. Artı ve eksi kutupları var. İç direnci yoksa 0, iç direnci varsa R ile gösteriliyor. Üreteçler seri ve paralel bağlanabiliyor. Seri bağlama kendi arasında ikiye ayrılıyor. Düz bağlama, ters bağlama diye çeşitlendirilebiliyor. Düz bağlama dediğimiz gördüğünüz gibi akım artıdan çıkmış hepsinin aynı yönde. Yani K ile L ucu arasındaki toplam EMK diyoruz arkadaşlar. Elektromotor kuvveti E1 artı E2 artı E3. Diğer tarafta ise bakıyorum E1 ile E3 aynı yönde, E2 ise bunlara zıt yönde bağlanmış. Büyüklüklerine göre iki uç arasındaki pilin voltun değeri E1 artı E3'ten E2'yi çıkarırım. Ya da büyüklüğüne göre E2'den E1 artı E3'ü çıkararak iki nokta arasındaki potansiyel farkı, volt değerini bulurum. Paralel bağlamada ise arkadaşlar harf yöntemini kullandığınızda AB arasında bakın iki tane pil var. Şurası da AB, burası da AB. Aynı potansiyel fark demek yani. Paralel bağlıların voltları eşitti biliyorsunuz. Onların elektromotor kuvvetleri de eşit olacak. Aynı artıdan aynı akımı çıkaracaklar ve 2i akımı A noktasında birleşip 2i olarak yoluna devam edecek gibi düşüneceğiz. Örneklere geçelim isterseniz. Evet. İlk olarak devrelerde akım ne arkadaşlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Burada da bize akımları bulduracak soru. Akımlar ne? Bakıyorum önce bağlanmalarına. Düz mü ters mi bağlı oldukları çok önemli. Akımların yönleri bakın ikisinin de eşit. Ne kullanacağım ben burada? Ohm yasasını kullanacağım. Ohm yasası neydi? V eşittir I çarpı R. Ve toplam potansiyelim burada ne? E1 artı E2. Ana akımım bilmiyorum. Eşdeğer direncim. İç dirençler yok. Devrenin ana eşdeğer direnci R eş. Bakıyorum 10 artı 4 eşittir I çarpı 7'den 14, 7i, akım 2 amper. Yönü ne peki? Artıdan çıktı bakın. Akımımız bu şekilde 2 amper dolaştı. Paralel bağlılara geldiğimizde ise V eşittir I çarpı R'yi kullanırken arkadaşlar şu i'nin ana kol akımı olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demek ana kol akımı? Bakın buradan geldi. Buradan da geldi. İşte burası ana kol akımı i. O halde bundan ne gelecek? i/2 gelecek. Buna dikkat etmem gerekiyor öncelikle. Bu bir. İkincisi ne demiştik? Paralel bağlılarda vırı kullanırken E1 ile E2'yi kullanırken bir tanesinin değeri alınır. Yani E eşittir I çarpı R diyeceğiz. Burada E 10. Kaç tane paralel olursa olsun bir tanesinin değeri. Eşittir ana kol akımı çarpı direncimiz 5. Buradan akım kaç bulduk? 5 amper bulduk. Yani ne demek oluyor bu? Buradan 2 amper dolanırken geldik buradan. 2 amper burada geldi. Eşit olduğu için her şey 2'ye bölündü. 1 pillerden çıkan akımları da bu şekilde bulmuş olduk. Paralel bağlanınca ne oluyor? Paralel bağlanınca ömrü artıyor arkadaşlar. Evet, geldik bir karışık devreye. R2 direncinden geçen akım şiddeti ve yönünü bulunuz diyor. Hemen bakıyorum yine devrede akım yok. Akım bulmaya çalışıyorum. Önce pillerin yönüne dikkat ediyorum. Bunun akımı bu şekilde çıkmış. Bakın 10 volt, 20 volt, 20 volt demek ki şu 2, 3 birbirine paralel bağlı. Buradan çıkmış, buradan çıkmış. Bakıyorum devrede dolanırken 50 voltla bu üstteki 20 volt ters bağlı. Hemen o zaman toplam potansiyelimi yazıyorum öncelikle. Toplam potansiyelim 50 volttan geliyorum bu tarafa doğru.
Şu paralellerin birine alıyorum. 20 voltu çıkartıyorum. Toplam potansiyelim 30 volt. Vır yapacağım yine. Bakın V eşittir I çarpı R'den. Toplam potansiyelim ne? 30 volt eşittir. Akımım büyük olanın artısından çıktığı için bu yönde çıkacak. Ve devreyi bakın buradaki 5 ohm'dan geçiyor. Ve buradaki 10 ohm'dan geçiyor. Seri bağlı. Bir kere akımın yönü iki yönündeymiş. 5, 10 daha 15'miş. Akım buradan 2 amper ve iki yönünde geçti. Büyük olan pilin artısından dolaştı diyorum. İç dirençler yine önemsiz. Evet. Voltmetrede okunan değeri bulacağız şimdi. Yine akım bulacağız. Yine birden fazla pilim var. Demek ki nasıl bağlı olduklarına bakmam gerekiyor. Bakıyorum ikisi de aynı yönde dolaşıyor. Hemen toplam pilim 20 artı 10'dan 30 voltmuş diyorum. Dirence bakıyorum. Ana direnç 3 ohm. Bir de iç dirençler var. Onu nasıl yapacağım? Yine vır kullanıyorum arkadaşlar. Vır yazarken buraya toplam pilimi yazıyorum. Ana kol akımını yazıyorum. Dirençleri yazarken büyük dirençler yani devrenin ana dirençleriyle iç dirençlerin eşdeğerini her zaman topluyorum. Burası 30 volt yazdık. 30 eşittir. Akımı bilmiyorum. Akımı bulacağım öncelikle. İç dirençler 1 artı 2'den 3. Ana direnç de 3. O halde 3 artı 3'ten akımımı 30 bölü 6'dan 5 amper buluyorum. Bana ne sordu? Voltmetrede okunan değer. Bakalım voltmetreleri ölçüyormuş. Şu uçla şu ucu ölçüyor. Akımımız kaçtı? 5. O halde ne yapıyorduk? Vırdan 5 kere 3, 15 voltu ölçermiş diyoruz arkadaşlar. Evet, bu sefer iç dirençli paralel bağlılarda ne yapıyoruz? Onu göreceğiz. Hemen bakıyorum. 20 volt, 20 volt. 4 ohm, 4 ohm. Şu uçla bu uç birbirine paralel bağlı diyorum arkadaşlar. O halde öncelikle toplam pilimi yazıyorum. Toplam pilim bir tanesini alıyordum biliyorsunuz. 20 volt. Eşdeğer dirençlere bakıyorum. Büyük R eşim. Sadece devrede 8 ohm var. Küçükler ne? 4 ile 4. Paralel bağlı olunca ne yapıyorduk? Çarpımları bölü toplamları. Buradan 16 8'den 2. Demek ki küçüklerin eşdeğeri de 2'ymiş. O zaman hadi gelin vırdan akımı bulalım. V voltum toplam 20. Ana akımı bilmiyorum. Dirençlerim eşdeğer direncim 8 artı iç direncim 2'den 20 bölü 10'dan akımım 2 ampermiş. Nereden çıkıyor? Pillerin artısından. Dikkat! Bana ne sormuş? İ akımı kaç amperdir diye sormuş. Benim bulduğum ne? Ana akım. Ana akım neydi? Buradan gelenle buradan gelenin toplamı. Yani bu kol 2 amperse demek ki buradan gelen akım 1, buradan gelen akım 1'miş. 1, 1 daha 2 olmuş. Ana kolda dolaşmış. Demek ki benim iyi akımım, bana sordu akım 1 ampermiş. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Formülde bulduğumuz ana akım oluyor. Evet, geldik. İç dirençleri önemsiz. Bir devrede E1 volt kaçtır diyor, soruyor. Pilin voltajını sormuş. Bakıyorum ters bağlı piller var. Bakın burada bir paralel E1'ler var. Bir de 10 volt var. Hangisi büyük acaba? Acaba E1 10'dan büyük mü yoksa 10 mu E1'den büyük? Hemen akımın yönüne dönüyorum bakıyorum. Akım 10 volttan değil E1'den çıkmış. Demek ki E1 10'dan büyükmüş. Öncelikle bunu yorumlayabiliyorum. Daha sonra geliyorum. Şu nokta A olsun. Bu nokta B olsun. Şurası da AB arası. Yani pillere paralel bağlı. Şurası da AB arası. O da pillere paralel bağlı. Ne anlıyorum ben buradan? Şu AB arası voltunun vırdan 2 kere 4 8 volt olduğunu anlıyorum. E ve AB arası 8 voltsa burası da ne olmalı? 8 volt olmalı. Nasıl olacak? E1 büyüklüğü paralellerden birini alıyorum. Demek ki E1 eksi 10 eşittir 8 volt diyorum. E1 buradan 18 volt olmalıymış diyorum. Ne yaptım burada?
paralel kolların hepsinin voltunun eşit olduğunu bildim. Örneğin şuradaki R2 direncini verseydi bana, örnek olarak R2 direncini 3 verseydi diyelim ki, 18 volt olacağını biliyorum. Demek ki buraya dönecek akımın da 6 olduğunu yazabilirdim. Evet, bir yorum sorusu gelmiş. Anahtar kapatılınca akımlar nasıl değişir diye soruyor. Önce akımların ne olduğuna bakıyorum. Bir tane pilim var, iç direnci yok. İyi bir akımı çıkmış. Yine AB arasında dolaşsın diyorum. Burası da AB. Burası da AB. Demek ki bunlar ne? Hepsi dirençler pile paralel bağlı. O halde ben gelip şu I3'e iyi akımı olsun diyorum. O zaman burası da iyi akımı olur diyorum. Yani I2'nin 2'ye olduğunu görüyorum. Buradan geldiğine göre I1'de başlangıçta 2'yi diyorum. Anahtar kapatılınca ne oluyor? Anahtar kapatılınca paralel bağlı bir pil daha, iç direnci olmayan paralel bağlı pil, o da AB arasında. AB'nin voltajı değişti mi? AB yine E oldu. Değişmedi. Değişmediyse bu AB'nin voltu değişmedi. Akımı değişmedi. Bu AB'nin voltu değişmedi. Akımı değişmedi. O yüzden hemen I3'e değişmez diyorum. I3 değişmedi. Buradan giden I de değişmedi. O zaman buradan gelen I2 de değişmedi. I2'ye de değişmez diyorum. Peki değişen ne? I1. Neden? Az önce tek başına 2I'yi yollarken şimdi bir pil daha yardıma geldi. II çıkararak 2I oluştu. Demek ki I1 azaldı diyorum arkadaşlar. Buradan I geldi, buradan I geldi. Burada 2I oldu. II tekrar paylaştı. AB potansiyeli değişmedi çünkü. Evet, üreticilerin uçları arasındaki potansiyel farkları sormuş bize. V1, V2, V3'ü sormuş. Evet, bu sorumuzda da şunu öğreneceğiz arkadaşlar. İç direnci olan ve olmayan pillerdeki potansiyeller nasıl ölçülüyor? Yani şuradaki V1 voltmetresi, buradaki V2 voltmetresi ve şuradaki V3 voltmetresi nasıl ölçülecek, onu bulacağız. Bunun için neye ihtiyacım var? Önce her soruda olduğu gibi akımı bulmaya ihtiyacım var. Hemen bakıyorum. 5 ile 10 aynı yönlerde akımı döndürüyorlar. 25'te onlara ters yönde döndürüyor bakın. Büyükten küçüğü çıkarıyordum. Önce toplamlarına bakıyorum. 15. Burası ne? 25. Hemen E toplamımı yazıyorum. E toplamım 25'ten evet 15'i çıkarıyorum. Toplam voltum 10 olmuş. Eşdeğer direncime bakıyorum. Eşdeğer direncim burada 2 var. Burada da 2 var. 4. Bir de bu var. 5. O zaman eşdeğer direnç R eş artı küçüklerin eşdeğer direnci 2 artı 2 artı 1'den 5 ohm olduğunu buluyorum. Buradan hemen vır dediğimde 10 volt eşittir ana kol akımı çarpı 5'ten akımın 2 amper olduğunu buluyorum. Akımı 2 amper bulduktan sonra arkadaşlar büyük pilin yönünde artısından çıkacak şekilde buradan 2 amper çıktı diyorum. Buraya döndü. Evet, akım buradan 2 amper geldi. Buradan da 2 amper geldi. Buradan sonra çok önemli. Burayı iyi dinliyoruz arkadaşlar. Şu V2 voltmetresinden başlıyorum. İç direnci ne? 0. İç direnci 0 olan pillerde voltmetre pilin EMK değeri kadar gösterir. Yani burası 5 volttur. İç direnci 0 olmayanlarda ise geçen akımla iç direncin çarpımı volt 2 çarpı 1'den 2 volt. 10 volt. Burada da 2 kere 2'den 4 volt. 25 volt var bakın. Şimdi ne yapacağım? Devreye gücünü veren pil 25 volt. Gücünü veren pilden akım çıkıyor bakın. Demek ki bu akım artıdan çıktığı için 2 kere 2 4 voltta şuradaki vırdaki 4 voltta buradan 25 volttan çıkıyor. Bunu azaltıyor diye düşünüp 25-4'ten 21 volt ölçer diyorum. Diğerinde de tam tersi yapıyorum. Akım burada ne yaptı? 2 kere 1 2 volt. Ne yaptım? I çarpı R'yi çarptım. Voltu buldum. İç direncin voltunu. Akımın yönüne bakıyorum. Pilin artısına giriyor. Bakın burada çıkıyor deyince 25'ten 4'ü çıkardım. Burada da giriyor deyince 2 kere 1 2 voltu 10 volta ekliyorum. Yani bu da 12 volt olarak ölçüyor. O halde iç direnç yoksa
direct değerini yazıyorum. İç direnç varsa, iç direncin voltu neyse artıya giriyorsa topluyorum. Artıdan çıkıyorsa çıkarıyorum arkadaşlar. Üreteçler, üreteçlerin bağlanması, seri bağlama, düz bağlama, paralel bağlama. İç direnci varsa yoksa voltmetresini bulma bu şekilde arkadaşlar. Elektriksel güç ve enerji konusunu görelim bakalım şimdi de. Elektriksel güç ve enerji. Ne demekmiş elektriksel güç? Evet, elektriksel güç birim zamanda harcanan elektrik enerjisiymiş güç. Birimi wattmış. 1 kilowatt 1000 wattmış arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Gücü watt olarak birimini gördük. P ile gösteriyoruz. Potansiyel fark güç birimi watt. Potansiyel fark biriminin volt olduğunu biliyoruz. Akımın da amper olduğunu, akım şiddetinin unutmayacağız. Amper. Şimdi biz voltu ne diye öğrenmiştik? Volt I çarpı R'ydi. Yerine yazarsak güç formülünü, burada bakın I çarpı R'yi yerine yazarsak I çarpı R çarpı I'den ne geliyor? I kare R şeklinde geliyor. Ya da burada akımı buradan çekersek, akım yerine V bölü R yazarsak şurada güç formülümüz ne geliyor? Bakın V çarpı V bölü R'den güç V kare bölü R geliyor. Bu iki formül arkadaşlar dirençleri eşit lambalarda ya da dirençlerde güçlerinin akımın karesi ya da V kare ile bağlı olduğunu daha kolay oranlama ya da sıralama sorusu yapmamızı sağlayacak. Hepsi aynı formül. Ana formül V, I arkadaşlar. Elektriksel enerji ne demekmiş? Elektriksel enerji de arkadaşlar bakın enerji birimi joule. Şu V, I neydi? Güçtü. İşte enerji arkadaşlar aslında şuradan geliyor. Güç formülümüz ne? Birim zamanda harcanan enerji demek. Joule zaman birimi saniye, güç birimimiz de watt. Buradan enerjiyi çektiğimizde güç çarpı zaman, işte şurada güç çarpı zaman geliyor. Neymiş? Watt saniye. Joule birimimiz watt saniye ya da kilowatt saatte olabilir enerji birimimiz. Şimdi burada V, I, T öğrendik. Az önce ne öğrenmiştik? Kısa yol formüllerimizde güç I kare R, T ya da güç V kare bölü R, T. Bunlar da enerji formülü olarak kullanılabiliyor. Ama hepsi nereden geliyor? Güç eşittir iş bölü zamandan geliyor. Güç formülünü biliyoruz zaten. Örneklere bakalım şimdi. Ne demiş örneğimizde? 3 ohmluk direncin gücü kaç watt'tır demiş. Ben güç formülünü soruyor bana. Güç formülüne I kare R. Ne lazım bana? Demek ki 3 ohm'dan geçen akım lazım. Bakıyorum şimdi 20 volt. 4 ohm ve 2 ile 3 ohm var. Hemen burası ne? Görüyorum 5 ohm'muş. Bakıyorum paralel bağlı AB arasında. Burası da AB. Burası da AB. AB arası 20 voltsa üst tarafta 20 volt olmayacak mı? O zaman ne diyorum? Burası da 20 volt olacaksa buradan geçen akım 4 amper olmalı diyorum. Geliyorum burada güç eşittir 4'ün karesi çarpı 3'ten 16 çarpı 3'ten 48 watt 3 ohmluk direncin gücüdür diyorum. Geldik diğer bir sorumuza. T sürede 3R direncinde harcanan enerji V1. 2T sürede R'deki enerji ise V2'ymiş. Enerji hemen formülünü hatırlıyorum. Enerji neydi? I kare R T. Hemen bunu kenarıya alıyorum. Biri T sürede, biri 2T sürede demiş. Süreleri vermiş. Dirençleri de biliyorum. Ne bilmiyorum? Akım bilmiyorum. Akım paylaştırmayı biz öğrenmiştik. Akım paylaştırma nasıl yapıyorduk? Akım geliyordu. Şu noktada paralel kollara dirençle ters orantılı paylaşıyordu. Yani buradan I geçerse ya da 2I geçerse
yukarıdan i geçer diyorum. Demek ki buradan 3i gelmiş dedim. Şimdi bana ne soruyor arkadaşlar? Bana t sürede 3r direncindeki enerjiyi soruyor. Yazıyorum şimdi o zaman. V1 eşittir. 3r direncinin akımı 3i. 3i'nin karesi çarpı 3r çarpı t diyorum. Diğerine 2t sürede r'deki enerji. V2 eşittir. Geçen akım 2i. 2i'nin karesi. Çünkü akımın karesi çarpı direnç r çarpı sürede 2t. Bunun oranını sormuş. Yukarısı 3'ün karesi 9 kere 3 27. Aşağısı 2'nin karesi 4 çarpı 2'den 8 oranı geldi bakın. Demek ki formülü bilirsem ve akımı iyi paylaştırırsam hemen sonuca ulaşabiliyorum. Geldik başka bir soruya. Burada ne demiş? R3 direncinde harcanan güç 100 wattmış. Nerede R3 direnci? Burada. Buradaki güç 100 wattmış. Buradan geçen akım biliyor muyum? Hayır. Onu bulursam soruyu bulacağım o zaman. Hemen güç formülünü hatırlıyorum. Güç formülü i kare R. 100 watt eşittir akımın karesi çarpı R3 direnci 4 olmuş. Ve buradan 25 eşittir i kare akım 5 ampermiş. Nerede? Buradan geçen akım 5 amper. Soru bana burada 2 amper geçtiğini söylüyor. O halde buradan gelen akım kaçmış? 3 ampermiş. Neden? 3. 2 daha 5 amper olmuş. R1 direncinin kaç ohm olduğunu soruyor. Geliyorum buraya. R1 ile R2'nin paralel bağlı olduğunu görüyorum. Buranın voltu kaç? Vırdan 2 kere 12 24 voltsa buranın da 24 olması için R1 direncinin 8 ohm olduğunu buluyorum. Çünkü paralel kollarda voltlar eşitti arkadaşlar. Evet, geldik diğer bir sorumuza. Burada ne demiş? T sürede Rx ve Rd harcanan enerjiler eşitse Rx kaç R'dir demiş. Şimdi T süredeki enerji. Enerji formülünü hatırlıyorum yine. I kare Rt. Bakıyorum. Aynı sürede harcanan enerjileri soruyor. I kare R'lere eşitmiş. Şimdi buradan geçen akım i olsa bunun enerjisini bulurum. Ama buranın ne direncini biliyorum ne de akımını biliyorum. O halde buradan daha zor olacak diye düşünüyorum. Diğer formülü hemen hatırlıyorum. V kare bölü R T. Demek ki buradan belki daha kolay çıkacak. Bakalım şimdi. Buradan i akımı geçerse buranın voltu V olursa buradan aynı akım geçtiği için iki katı bakın 2 volt olur diyorum. O halde paralel kollar ne oldu bakın? 3 volt oldu. Demek ki burası da 3 voltmuş diyorum ve ikisi için ortak formülü yakalıyorum. Ne demiş? Enerjileri eşit demiş. O zaman V kare bölü R çarpı T'leri eşitmiş. Yazıyorum şimdi. 3V'nin karesi bölü RX çarpı T eşitmiş. Kimle? R ile. R V kare bölü R çarpı T ile eşitmiş. Buradan T'ler gitti. Burada ne geldi? 9 V kare bölü RX. Burası da V kare bölü R. V kareleri de attığımda Rx'in buradan bakın ne geldiğini görüyorum. 9R geldiğini buluyorum. Enerji formülü, güç formülü biliniyorsa arkadaşlar sorularım rahatlıkla bulunabiliyor.